Eşim de ben de hiç yılmayan bir insanız yani. Yılmayan bir insandık. Çok sıkıntı çektik, çok sıkıntı. Bizim hayatımız evle iş arasında geçer. Konuşmalarımız hep işle ilgilidir. Vazgeçmedik. Hayatım çalışmakla geçti. Sabah 8.30'da bir mazır olmam lazım. Türkiye'ye böyle bir markayı bıraktığım için çok mutluyum. Aile Anayasası 14.10.2001'de Gümüşyaka'da yazdığımızda yazmış. Aile Anayasası'na göre hangi torunum üniversiteyi bitirecek? Bir kurumsal şirkette en az 7 sene çalışacak. 2 defa kıdem alan torunum şirkete girmeye hak kazanır dedi. Merdivenler nasıl çıkılıyor? İlk önce birinci basamak. Orada bir 4-5 sene bekle. Ondan sonra 2'yi çık. Sonra 3, 4, 5. Sabredeceksin. Öyle hemen gelmez. Hemen gelmez başarı. Ben 1941, 17 Kasım doğumluyum. Çok çalışkan bir çocuktum. Liseyi İzmir Kız Lisesi'nde 1959'da mezun oldum. Okulu birincilikle bitirmiştim. Annem trenle abimi ziyarete gitmişti. Karşıyaka istasyonunda onu karşılamaya çıktığımda Niyazi Bey'le tanıştım. O da o trendeymiş. Beni görünce beğenmiş. 1957. Ben lise 1'den lise 2'ye geçtiğim yıl. Niyazi Bey evlenme teklif etti bana. Benle beraber yaşamaya, yeni dünyalarda başarılar elde etmeye var mısın dedi. Evet, varım dedim ama bir şartım var. Liseyi bitireceğim, bekleyeceksin. Bitirdikten sonra da İstanbul'da üniversiteye gitmeme müsaade edeceksin. Kabul dedi. Sonra evlendik, İstanbul'a yerleştik. Büyük kızım Meltem doğdu, 1960. 62'de de Deniz doğdu. Deniz 5 yaşında, Meltem 7 yaşında olduğu zaman Niyazi Bey'in karşısına dikeldim. Dedim ki birisini anaokuluna, birisini de ilkokula başladı. Ben de üniversiteye gideceğim. Tamam dedi. Yalnız Niyazi Bey'in üniversiteye gideceksin ama eczacı olacaksın dedi. Çocuklarımız büyüdü. Onlara da üniversiteye girip eczacı oldular. Bizle çalışmaya başladılar. Çalışkan çocuklardı. Koca Mustafa Paşa da bir ortağıyla Güneş Eczanesi'ni açıyor. Güneş Eczanesi'nde beraberce gidip gelirdik. Çapada otururduk. Dut şurupları yaparız. Oksijenler. Pilüller yapıyoruz. Pilül demek küçük haplar. Küçük hapları yapıyoruz. Fitiller yapabiliyoruz. O zaman büyük şeydi, eczacılar çok büyümdü ilaç yapımında. Şimdiki eczaneler her şey hazır. Her şey hazır. Merkez Eczan Deposu ilaçları getirdi. Karşılığında biz dut şurupları, oksijenleri yaparak o borcumuzu ödedik. Üniversiteye gitmeden önce beni gözlükçülük kursuna yolladı. Yani ne kadar düşünceli bir şey. Şimdi gözlükçü olabilmek için üniversiteyi bitirmek lazım. Ruhsat aldım ve eczanede gözlük de yapmaya başladık. 1980'de bitki özlerinin içinde olduğu bir şey üreteyim dedi. Bu otacı pastillerini şöyle yaptık. Hacı Bekir'den bir usta getirdik. Şeker bazını usta yaptı. Başladık, ökolüptol koyduk. Hepsi bitkisel özler. Ada çayı olanı, ada çaylı yaptık. Bütün olarak kutuladık.
Sonra bunların birbirlerine yapıştığını gördüm. Dedi ki bu böyle olmayacak dedi. Biz Almanya'ya gidelim, makinalarına bakalım. Almanya'da bir makine üreticisi, şeker fabrikasına gittik. Oradan makinaları aldık. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Ham madde gelmiyor Almanya'dan. Renault arabamıza bindik. Küçük kızımla birlikte, hiç unutmuyorum, bu çok özeldir. Almanya'ya, Hamburg'a gittik. Ham maddeleri almaya. İthalatlar durdu, dövizler yok. Oradan ham maddelerimizi alarak sınırları geçerken kontrol noktalarından geçerek Türkiye'ye geldik. Vazgeçmedik. Çok sıkıntı çektik, çok sıkıntı. İşte Niyazi Bey'in o ileri görüşü. Paramız yoksa kredimiz var dedi. Depolarda kredimiz var. Türkiye'de ilk filaster fabrikasını Almanlarla biz yaptık. Almanlarla ortak oluyoruz. Ama bizim paramız yok. Ne yaptık biliyor musunuz? Bu pastilleri daha blistere girmeden önce yüzlerce, binlerce kutu yaparak depolara yığdık. Depolardan sıralı çek aldık. Sıralı çeklerle ürettiğimiz pastilleri bütün Anadolu'ya sattık depolar kanalıyla. İlgi de var Türkiye'de çünkü ilk defa bir bitkilerden elde edilen bir pastil. Biz pastillerde özünü kullanıyoruz. Türkiye'de ilk defa 1980'de Otacı markalı ürünleri çıkarmaya başladık. Otacı, Orta Asya'da bitkilerle tedavi eden hekim demektir. Yani bitkilerle tedavi eden şifacı, şimdiki doktorlar, hekimler. Ama o zamanlar kimyasal ilaç yok. Bitkilerin köklerinden, işte yapraklarından elde ettikleri ürünlerle tedavi eden doktordu. 1981'de bu ismi aldık, patentini. Sene 95'te Türkiye'nin ilk ilaç patentini elde etmek üzere başvurduk. 45 yıl yol aldıktan sonra bitkisel ilaçlarla tedavi eden Viyana patent anlaşmasını Türkiye'de ilk defa biz aldık. Niyazi Bey doğayı çok severdi. O fabrikanın bütün sınırlarına ağaç ekmişizdir. Bandırma'da ilk defa sınırda ağaç olan 4000 tane ağaç ekmiştir. O ağaçlar büyüdü. Oralar bir cennet gibi oldu. Almanlar yatırım ortaklığı yaptılar bizden. 6 sene sonra ayrılmak istediler. Çünkü 6 senede kâra geçmek istediler. Bütün makinalarını getirdiler. Ayrıldılar. Kadınlara yatırım yaptı. Önce bana yatırım yaptı. Bana inandı. Ben de Niyazi Bey'e inandım. Fabrikamızda şu anda 400 küsur kişi çalışıyor. %60-70 kadın. Kadına büyük değer verirdi. 93'te de Kursan Vakfı'nı kurdu. Daha çok eczacılık, tıp alanında ama şimdi diğer alanlarda da çalışkan öğrencilere burs veriyoruz, karşılıksız. Hayatım çalışmakla geçti. Sabah 8.30'da bir mazır olmam lazım. Eczaneye gidiyorum haftanın 4 günü. Salı günleri de buraya geliyorum. Ayda bir de fabrikaya gidiyorum. Fabrikada bir şey yapmıyorum, kimseye bir şey karışmıyorum ama yaşıyorum orada. Misafirhanede kalıyorum, fabrikayı şöyle dolaşıyorum. Çünkü gittikçe fabrika büyüyor, yetişmiyor. Türkiye'ye böyle bir markayı bıraktığım için çok mutluyum. Ölünceye kadar, aklım yettiğince çalışmaya devam edeceğim. Ben kimin yanında yetişmişim? Niyazi Kursan'ın yanında yetişmişim. Ölümünden 20 gün önce şöyle bir bana nasihatı var. Çok değerli bir nasihat. Meral Hanım, hayat devam edecek. Kırmızı rujunu süreceksin.
hiç kimseye bir şey belli etmeyeceğiz.